1989 yılında Hugo kasırgası farklı bir rota çizmiş olsaydı, basketbol severler NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından, en farklı oyuncularından bir tanesini yüzme sporuna kaptırmış olacaktı. Ama Hugo kasırgası St. Croix adasını es geçmedi ve adadaki tek olimpik havuzunu da kasırga mahvetti ve Tim Duncan dünya çapında bir yüzücü değil, NBA tarihinin en önemli oyuncularından, gelmiş geçmiş en büyük süper yıldızlarından biri oldu. The Stone Buddha, Old Man, Riverwalk, Groundhog Day bazı lakaplarıydı ama yani en çok yakıştırılan lakap da Big Fundamental'dı. Bugün bir zamanlar Amerika'da Tim Duncan. Tim St. Croix, Virgin Adaları'nda 25 Nisan 1976'da William ve Iona'nın üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Ablası Tricia çok iyi bir yüzücüydü ve onu örnek aldı. Hatta ablası 1988 olimpiyatlarında ülkesini 100 metre ve 200 metre sırt üstünde temsil etti. Tim de 50 ve 100 metre, 12 yaşında olmasına rağmen 50 ve 100 metrede Virgin Adaları'nın rekorlarına sahipti. Hedefi o yıllar 1992 olimpiyatlarında yer almaktı ama Virgin Adaları adına değil, Amerika Birleşik Devletleri adına onu temsil etmek istiyordu. Ancak 1989 kötü bir yıl olmakla birlikte kaderini de belirleyen yıl oldu. Hugo kasırgası sonrası yüzme takımı bir tek Karayip Denizi'nde antrenman yapıyordu ama ortada bir sorun vardı. Tim Duncan denizi pek sevmiyordu çünkü köpek balıklarından çok korkuyordu. Bu sırada da diğer ablası Cheryl'ın kocası eski bir basketbolcuydu ve 12. doğum gününde Tim Duncan'a, Ohio'da oturuyorlardı, Tim Duncan'a bir pota ve bir direk yollamıştı. Evet, Ricky Lowry Capital Üniversitesi'nde oynamıştı. Çok önemli bir oyuncu hiçbir zaman olmadı ama Tim'in boyunun çok uzayacağını düşünerek bu sporda bir geleceği olduğunu tahmin etti ve hediye olarak bu potayla direğe yolladı. William Duncan oğlu için gelen bu hediyeyi, aldığı hediyeyi dikti. Ama pota kasırgaya kadar açıkçası pek fazla kullanılmıyordu. Hatta nizami yükseklikte bile değildi. Ama Hugo kasırgasından sonra adada ayakta duran ender şeylerden biriydi. Ve en önemlisi de tabii köpek balıklarının ulaşamayacağı bir yerdeydi. 1989 yılının diğer bir kötü haberi ise annesiyle ilgiliydi. Iona göğüs kanseri olduğunu geç fark etmişti. Çocuklarına da açıkçası pek çaktırmıyordu. Ama çok uzun bir süresi olmadığı için o süre içinde de çocuklarını mümkün olduğu kadar motive etmeye, doğru raya oturtmaya çalışıyordu. Onlara devamlı söylediği bir söz vardı. Good, better, best. Never let it rest until your good is better and your better is best. Şimdi bu ne demek? İyi, daha iyi ve en iyisi. Asla pes etme, asla bırakma. İyin daha iyi olana, daha iyiğinde en iyi olana kadar. Bu sözler Tim'i çok etkilemişti. Ayrıca annesi Iona Tim'den üniversiteyi bitirme sözü almıştı. Tim çok başarılı bir öğrenciydi. Bugüne kadar yaptığımız birçok süper yıldızın tam tersine. Hatta ilkokulda bir sınıf bile atlamayı başarmıştı ve annesi Tim'in 14. yaş gününe bir gün kala vefat etti ve kendini artık okula ve basketbola, yeni tanıştığı basketbola adamıştı Tim Duncan. İlk olarak organize basketbolu 14 yaşında St. Dunstan Lisesi'nde oynamaya başladı.
Lise takımı maçlarını açık havada oynuyordu ve rekabet seviyesi oldukça düşüktü. Ama lise son sınıfa geldiğinde boyu 2.05 metreye uzamıştı. Üstelik eniştesi Lowry de fırsat buldukça gelip Tim'le birebir çalışıyordu. Ona bir takım şeyler öğretiyordu. Yine de özellikle o yıllar NCAA takımları Virgin Adalarına açıkçası pek önem vermiyordu. Ve NCAA kariyerlerini yeni bitirmiş NBA adayı oyunculardan kurulu bir takım Virgin Adalarına özel bir turnuvaya gelene kadar. Yıl 1992 idi. Yani Tim lise 3'teydi. O takımda Chris King adında eski bir Wake Forest Üniversitesi'nde oynamış ve NBA olacak bir oyuncu vardı. Aynı takımda Alonzo Mourning de yer alıyordu ve maçlar oynandıktan sonra Tim Duncan'ın kendisinden hem yaşça büyük hem de fizik olarak çok daha fazla gelişmiş Alonzo Mourning karşısında nasıl oynadığını gören Chris King, Wake Forest'taki eski koçu Dave Odom'u aradı. Koç, burada bir çocuk var dedi. Hakikaten de çocuktu Tim Duncan. Bu çocuk resmen Alonzo Mourning'e kafa tutuyor. Bunu mutlaka takibi almalısın dedi. Odom ilk fırsatta eski koçu St. Croix'a geldi ve Tim Duncan'ı izledi. Hatta Tim Duncan lisedeyken Wake Forest Üniversitesi ve Dave Odom onu gelip canlı izleyen tek okuldu. Onu beğendi, iyi bir istikbali olabileceğini düşündü ve onunla başa baş konuşmak istedi. Ona okulu anlatmak istiyordu çünkü Tim Duncan için okul önemliydi. ACC ligini, Wake Forest'ın yer aldığı ACC ligini anlatmak istiyordu. Dersleri, detayları anlatmak istiyordu ve konuşurken Tim Duncan devamlı televizyon seyrediyordu. Ve Coach Odom bir yerde dedi, ya beni dinler misin lütfen dedi. Yani bunlar çok önemli şeyler. Tim Duncan da kafasını kaldırıp Dave Odom'a doğru döndü. Ve birebir o ana kadar söylediği her şeyi tekrarladı kelime kelimesine. Wake Forest koçu Odom değişik bir çocuk diyelim, hadi genç diyelim. Değişik bir gençle karşı karşıya olduğunu anladı ve Tim Duncan'ı izleyen tek okul olduğu için lise son sınıfa geldiğinde 25 sayı, 12 rebound ve 5 blok ortalamasıyla o sezonu tamamlamıştı. Yani kısacası Odom ve Wake Forest büyük bir ikramiye kazanmıştı. NCAA kariyeri pek iyi başlamadı. İlk maçı Alaska Üniversitesi'nde deplasmandaydı ve o maçı Tim Duncan 0 sayıyla tamamladı. Hatta hiç şut bile kullanmadı. Belki de hayatında ilk kez karı görmüş olmanın da bir şoku yaşıyordu. Bilmiyorum artık ama açıkçası kendisi sonra itiraf etti ki NCAA'lerle onun oynadığı lise ligi arasındaki çabukluk farkı, atletizm farkı, fizik farkı ona çok fazla gelmişti. Ama pes etmedi ve 5-6 ay içinde ayak uydurmayı başardı. Hatta 2-3 ay bile diyebiliriz. Çünkü ondan sonra kendini göstermeye başladı. Kariyeri boyunca da bir daha hiç sıfır sayıyla bitirdiği maç olmadı. NCAA'de İkinci sezonu tamamlandığında 16.8 sayı ve 12.5 rebound ortalamalarıyla NCAA'lerin en iyi 3. 5'ine seçildi. Bu kadar kısa bir sürede. Eğer o sezon NBA draftine girseydi ilk sıradan seçileceği söyleniyordu. Şöyle de bir avantajı vardı. NBA bir yıl sonra draft seçimlerine bir sınırlama getirdi. Seçildiği yere göre alabileceği maksimum para belirlendi. Yani o yıl Tim Duncan draft'e girmeyerek esasında çok çok önemli bir para kaybetti diyebiliriz ama annesine verdiği bir söz vardı ve o sözü çok tutmak istiyordu. Her yıl oyununu geliştirdi. Üçüncü sezonu bittiğinde NCAA'lerin en iyi beşine seçildi. Son sezonunda ise 20.8 sayı, 14.7 rebound, 3.2 asistle hem NCAA'lerin en iyi beşine seçildi hem de NCAA'lerde yılın oyuncusu seçildi.
Sınıf atladığından dolayı 4 yıl NCAA oynamış olmasına rağmen 21 yaşında üniversiteyi bitirmişti, diplomasını almıştı ve NBA draftine girecekti. Üniversitede de esasında çok başarılı bir öğrenciydi. Psikoloji profesörüyle birlikte bir kitabın kişiler arası ilişkilerde ego ve kibirin rolünü içeren bir bölüm yazdı. Yani şimdi 4 yılını tamamlamamış bir öğrencinin böyle bir kitapta görüşlerinin yer alması hakikaten çok ender görülen veya görülmemiş bir olaydı. 1997 NBA draftinde San Antonio Spurs tarafından birinci seçildi. Böyle sessiz, ezilmiş, soğuk, lakayt bir görüntü veriyordu çaylak sezonunda. Ama basketbola geldiği zaman da inanılmaz oynuyordu. 21.1 sayı, 11.9 rebound, 2.7 asist ve 2.5 blok ortalamasıyla oynadı ve en iyi çaylak seçilmesiyle açıkçası San Antonio'nun beklentilerini bile aştı. O sezon 57 tane double-double yaptı Tim Duncan çaylak sezonunda. Bu olağanüstü bir kariyere ilk adımdı ve ilk 8 sezonu NBA'de 8 kez NBA'in en iyi 5'ine seçildi. 6 kez de NBA'in en iyi savunma 5'ine seçildi. Gerçekten müthiş bir başlangıç yapmıştı NBA kariyerine Tim Duncan. Şimdi San Antonio Spurs NBA'de Duncan gelene kadar 21 sezon yer almıştı ve 4 kez yaka finalinde kaybetmişlerdi. En önemli başarıları buydu. Tim Duncan'ın orada oynadığı 19 sezonda 5 şampiyonluk, 6 NBA finali, 10 yaka finali. Yani bir yerde Spurs tarihinde Tim Duncan demek, San Antonio Spurs demek olmaya gelmişti ve hakikaten Spurs'un tarihinin, yani Greg Popovich'le de tartışılır belki ama en önemli ismi olacaktı. 1999 NBA şampiyonu olduktan sonra, ki bunun hikayesi detaylı bir şekilde Bir Zamanlar Amerika David Robinson Amiral bölümünde var. Bir sene sonra 2010'da San Antonio Spurs ilk turda elendi. Duncan'ın çaylak kontratı o zamanların kurallarına göre bitmişti. Takımda gelecekten biraz endişe duyuyordu. Orlando Magic Duncan'ı çok istiyordu. Hatta Grant Hill ve Tracy McGrady ile birlikte süper üçlü kurma hayalleri vardı. Onun da detaylarını Tracy McGrady Bir Zamanlar Amerika'da izleyebilirsiniz. Ama San Antonio Amerika'da televizyon izlenme oranı olarak şehirler arasında 36.'ydı. Yani herkes Duncan'ın belki de daha büyük bir pazara geçmesini istiyordu. Orlando nispeten Virgin Adalarına daha yakındı. Ve Orlando Magic, Tim Duncan'ın Spurs'un geleceğinden endişe duymasından faydalanarak özel bir jetle onu Orlando'ya getirdi. İnanılmaz üstüne düştüler. Hatta Orlando'da yaşayan Tiger Woods ona nerede ev seçebileceğini gösterdi. Duncan da ilk başta bayağı etkilenmişti. Ziyaretini 2 gün uzattı. Ve Orlando Magic ona yer açabilmek için Ben Wallace, Chauncey Billups, Corey McGarry gibi oyuncuları gözden çıkardı. Bütçede yer açabilmek için. Onun için hakikaten alışık olmadığı çılgın bir dönemdi. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Belki de Tim Duncan için çok hızlı olmaya başlamıştı o ziyaret. Çünkü San Antonio'dan dediğim gibi ayrılmayı düşünme nedeninin ana şeyi ilk turda elenmişlerdi ve Avery Johnson, David Robinson 35 yaşındaydı, Mario Alley 37 yaşındaydı. Yani bu oyuncuların çok fazla devam edemeyeceğini düşündü ve kadronun ileride yeterli olmayacağı endişesi vardı. Ama birkaç olay oldu. Bunlardan biri, T-Mac'te de anlatmıştım, Orlando koçu Doc Rivers'ın oyuncuların ailelerini özel uçağa, takımın uçağına almamasından kaynaklanıyordu.
Diğer bir nedense Hawaii'de tatil yapan David Robinson, Duncan'ın Orlando'yu ziyaret ettiğini duyar duymaz tatilini yarıda kesti ve ilk uçakla Duncan'ın yanına geldi. Şimdi Duncan için hayatta 3 şey çok önemliydi. Takım oyunu, zaten kariyeri boyunca bunu gördü. Dostluk ve fedakarlık. Şimdi amiralin bu tutumunda amiral üçünü de sergilemişti. Ayrıca çok da ısrar etmedi. Duncan'a nerede rahat olacaksan orada ol, o kararı ver dedi. Bu da Duncan'ı çok etkiledi. Çünkü Orlando'da dediğim gibi her şey çok hızlı hareket etmeye başlamıştı. San Antonio esasında tam ona göreydi. Greg Popovich'ten bir randevu istedi. Birkaç gün içinde kararımı vereceğim diye de Orlando'ya bildirdi. Esasında Popovich onun Orlando'ya gideceğini düşünmeye başlıyordu. Ve o toplantıda açıkçası Greg Popovich güzel bir şey duyacağını hiç tahmin etmiyordu. En üzgün yüz ifadesiyle Duncan Popovich'a yaklaştı ve dedi ki, "Pops, biliyor musun?" dedi. "San Antonio'nun plajı yok." dedi. Evet, yok tabii. Greg Popovich de "Eyvah, bu nereye gidiyor? Şimdi anladım." dedi. Sonra bir anda jeton düştü. "Ya Tim," dedi, "Orlando'nun da plajı yok." dedi. Duncan gülmeye başladı. Duncan'ı anlamak kolay değil ama bu hikayeyi o nedenle anlattım. Mesela sinema tutkunu, sinema seyretmeyi çok seviyor. En sevdiği karakter, bilmiyorum seyrettiniz mi ama, Robin Williams ve Matt Damon'ın yer aldığı Good Will Hunting'deki Will Hunting karakteri. Şimdi o karakteri şöyle tarif ediyor Tim Duncan. "Benim boyum ondan uzun," diyor. "Onun kadar da hiperaktif değilim. Ama insanların zaaflarını keşfetme şekline bayılıyorum. Ben de buna benzer girişimlerle insanları tanımaya çalışıyorum," dedi. Yani Popovich mutluydu. Çünkü esprili bir şekilde olsa da Orlando'ya gitmeyeceğini ve San Antonio'da kalacağını belirtmişti. Çünkü San Antonio'da aile olmak için, aile sahibi olmak için de onun için çok güzel bir yerdi. Ve 2001 yılında Amy Sherrill'la evlendi. İki çocukları oldu. 2013 yılında Amy boşanmak istedi. Çok çirkin bir dönemdi, çok zor bir dönemdi Tim Duncan için. Çünkü yaptığı açıklamada Tim'in gay olduğunu, Wake Forest Üniversitesi'ndeki en iyi arkadaşına, üniversiteyi bitirdikten sonra onunla 4 yıl boyunca birlikte yaşadığını, hatta Amy ile evlendikten sonra da 2 yıl onların evinde kaldığını ve sonunda da Tim Duncan bu arkadaşına bir ev satın aldığını söyledi. Şimdi bu açıklamalarla ilgili Tim Duncan hiçbir yorum yapmadı bile. Çok ilginç, bu boşanma davasının devam ettiği yılda NBA'de, yani hep derler ya Michael Jordan hiç final kaybetmedi. O da Tim Duncan'ın NBA'de kaybettiği tek finale denk geldi. Aile onun için hakikaten çok önemliydi. Üç kez Spurs ailesi, o da onun için bir aileydi, daha güçlü bir kadro kurabilsin diye kendi daha az para almayı kabul etti. Gerçi yani kariyeri boyunca 239 milyon dolar kazanmıştı. Yani fedakarlık yaptı ama neyse, önemli değil. Ama o 2013 finali onun için çok önemliydi. Çünkü değişik nedenlerden dolayı yaşadığı şampiyonluklara rağmen, yani hiçbir zaman tam hak ettiği övgüyü almıyordu. 1999'daki ilk şampiyonluğunda Michael Jordan ikinci three-peat'ini yapmış ve basketbolu o yıl bırakmıştı. Tabii Jordan yokken şampiyon olmak kolay deniliyordu. 2003'te Lakers'ın three-peat'inden sonra, o da tam bu Kobe'nin, Shaq'ın, ikisinin de bir zamanlar Amerika'sında o günlerin detayları var, o kavgalı dönemine denk geldi.
2005 ve 2007 için ya tabii ki daha LeBron James gelmemişti, Kevin Durant gelmemişti gibi bir neden gösterildi. Bu bahanesi olmayacak, ilk şampiyonluk olacaktı Tim Duncan için. Yani kariyerinde de esasında baktığımız zaman o kadar haksız bir eleştiriydi ki bu. En iyi maçlarını genelde playofflara saklamıştı. Zaten ilk playoff maçında 32 sayı ve 10 reboundla Phoenix Suns karşısında double-double yaptığında da bu mesajı açıkça vermişti. 2003 Batı finallerinde Dallas serisinin 3. maçında 34 sayı, 24 rebound, 6 asist, 6 blok. Yani efsane performanslarından biriydi. NBA finallerinin 2003 NBA finallerinin ilk maçında da New Jersey Nets'e karşı 32 sayı, 20 rebound, 6 asist, 7 blok. Ve hakikaten inanılmaz bir performans sergilemişti. Hatta kazandıkları ve şampiyonu belirleyen 6. maçta da 21 sayı, 20 rebound, 10 asist ve 8 blokla neredeyse tarih yazmıştı. NBA finallerinde hiçbir oyuncu quadruple double yapmamıştı. Ama daha sonra maçı tekrar izlerken bir şey fark etti San Antonio'lu koçlar. Tim Duncan'ın iki tane bloğunu yemişlerdi. Bir tanesi Kerry Kittles'a blok yapıyor. Masadaki istatistikçi, masa hakemi onu blok olarak değerlendirmiyor. İkincisinde de Kenyon Martin'e yaptığı blok David Robinson'a yazılıyor. Yani esasında aynı anda yükseliyorlar ama tekrar da gözüküyor ki Duncan bloğu yapıyor. Esasında 10 bloğa ulaşmış ve belki de bir daha ulaşılmayacak bir başarıya imza atmıştı ama yani çok da aldırmadı ve o maç neredeyse quadruple double olarak NBA tarihine geçti. Şimdi 2014'te San Antonio'nun şampiyonluğu hem bir sezon öncesinin Miami karşısında revanşı oldu hem de finallerde LeBron James'i yenip eleştirenleri iyice susturdu. Şimdi bu şampiyonlukla Duncan 3 ayrı 10 yılda 90'larda, 2000'lerde ve 2010'larda şampiyonluk yaşamış sadece ikinci oyuncu oldu NBA tarihinde. Ama diğeri hatırlarsınız belki Spider Sally, John Sally ilk 5 başlamıyordu. Tim Duncan 3 ayrı 10 yılda şampiyon olup ilk 5 başlayan tek NBA oyuncusu olmayı başardı. Tony Parker ve Manu Ginobili ile birlikte 575 maç kazandılar. Bunlara 126 da playoff galibiyeti ekleyebiliriz. Popovich ile toplam 1001 maç kazandılar. Bu da NBA tarihinde bir oyuncunun bir koçla kazandığı en yüksek sayıydı. Fedakar bir oyuncuydu. Çünkü onun 26 Aralık 2001'de bir Dallas Mavericks maçı var. 53 sayı, 11 rebound ve 140 verimlilikle oynuyor. Şimdi bu potansiyeli yani kendini düşünerek oynamış olsaydı esasında bu sayılara yaklaşması hatta bu sayıları belki aşması bile mümkündü ama skor onun için hiç önemli değildi. Önemli olan takımın başarısıydı. Evet peki bu kadar başarılı bir oyuncunun yani GOAT tartışmalarında adı neden yeterince yer almıyor? Evet zaman zaman yer alıyor ama niye yeterince yer almıyor? Bence lakaplarıyla başlayabiliriz. Lakapları orada güzel bir ipucu veriyor. Şimdi Çinliler ona Stone Buddha lakabını takmıştı. Taş Buda. Çünkü güçlü ve çok sakin, yüz ifadesi hiç değişmeyen bir oyuncuydu. Charles Barkley ona Groundhog lakabını takmıştı. Şimdi bu nereden geliyor diyeceksiniz. Bill Murray'nin yer aldığı bir film bu.
her günü aynı yaşıyor ve tekrar sıfırdan başlıyor bilmiyorum. Bütün hayatı öyle geçiyor. Tim Duncan'ın da her maça zaten sıfırdan başlayıp aynı şeyleri görüyoruz. O kadar istikrarlı demeye getiriyordu Charles Barkley. Şimdi Reggie Miller ona olmayan Riverwalk lakabını takmıştı. Çünkü hem yaşlıydı, yaşlı değilken de yaşlı görünüyordu. Hem de San Antonio'nun turistik bir Riverwalk adında turistik bir bölümü vardı. San Antonio demek artık Tim Duncan demek olduğu için Old Man Riverwalk lakabını takmıştı Reggie Miller. Ama tabii ki Shaq'ın Big Fundamental lakabı en çok tutan lakabı oldu. Çünkü hakikaten o boyuna rağmen inanılmaz bir pas şut. Yani Fundamental'ı muhteşemdi. Şimdi bir ipucu da 3 şampiyonlukta takım arkadaşı olan Bruce Bowen'dan, onun bir sözünden yola çıkacağım. Esasında Tim fikir sahibi, komik, ilginç, çok birikimli birisi. Ama mesela hey Tim bak pantolonun yanıyor diye onu uyardığın zaman çok sakin bir şekilde yere bakıp, ya aşağı bakıp, evet sanırım gerçekten yanıyormuş diyecek kadar da böyle farklı bir yapıya sahip. Tabii bu basketboluna da çok olumlu yansıdı. Bir de belki o Allen Iverson'la başlayan karşı kültür kahramanlarının tam aksine onun giyim tercihleri, yani ödül alırken şort giyiyor, çiftçi gibi maçlara geliyor, çiftçi kıyafeti gibi. Yani buna da bence yani o gençlerin ilgisini, hayranlığını pek çekmeyen bir yapıya sahipti ama gerçekten çok çok büyük bir oyuncuydu. Çünkü LeBron James onun için gelmiş geçmiş en büyük power forward, ben kralsam o da kral demişti. Ve tabii Shaq biraz farklı olacak ama Shaq da eğer Larry Bird ve Hakeem Olajuwon'un bir oğulları olsa, yani sormayın bana o nasıl olacak ama bir oğulları olsa bu Tim Duncan olurdu demişti. Yani NBA tarihin en önemli forvet, yani 2-3 forvetinden biri ve en önemli pivotlarının biri, ikisini birleştirdiğin zaman ortaya Tim Duncan çıkar demişti. Shaquille O'Neal. Evet, Tim Duncan çok farklı, çok önemli, tam bir takım oyuncusu ve NBA tarihinin gelmiş geçmiş en unutulmaz isimlerinden biri. Bir zamanlar Amerika'da Tim Duncan'ı anlattım. Haftaya bir zamanlar Amerika'da tamamen farklı bir isim, Beyaz Çikolata, Jason Williams. Haftaya görüşmek üzere.